Rekürsif denklemlere devam edelim. Bir algoritmamız var yine. Test isiminde bir metodumuz var. Parametre olarak aldığı n değeri eğer birden büyükse for döngüsü içerisinde girip bir işlem yapacak. Ve daha sonra n'i ikiye bölüp metot kendisini tekrar çağırıyor ve bu işlemi bir kere daha yapıyor. Eğer ben bu test metodunun çalışma zamanına tn dersem, buradaki döngünün de çalışma zamanı ne olacaktır? N olacaktır. Çünkü i sıfırdan n'e kadar gidiyor ve her seferinde bir bir arttırılıyor. Yani n kere çalışacak burası. Metot kendisini tekrar çağırıyor ama aldığı parametreyi ikiye bölerek çağırdığı için tn bölü 2. Aynı şekilde burası da tn bölü 2. Yani toplamında bu algoritmanın rekürsif denklemi ne olacaktır? Çalışma zamanı tn eşittir 2 tn bölü 2 artı n'dir. Şimdi ağaç yapısına bakacak olursak başta n vardı. 2'ye böldü n bölü 2 n bölü 2. Bunlar da kendi aralarında 2'ye bölündüler. N bölü 2 üzeri 2, N bölü 2 üzeri 2 diye devam etti. Bu K'ya kadar gitti diye düşünelim. Dolayısıyla ne olacaktır her bir yaprak? N bölü 2 üzeri K. Şimdi başlangıçta N durum vardı. Daha sonra N bölü 2, N bölü 2 diye ayrıldı. Bunların toplamı zaten N'dir. Aynı şekilde bunların da toplamı N kadardır. Peki ben K'ya kadar götürürsem toplamda burası kaç tane olacaktır? K tane olacaktır. Yani K çarpı N olacaktır. Ama ben K'yı bilmiyorum. Ben N bölü 2 üzeri K'nın 1 olduğunu biliyorum. Daha önce de anlattım bunun nedenini. Dolayısıyla ben buradan K'yı da logaritma 2 tabanında N olarak bulurum. Yani bu ne demek olacaktır? K logaritma N ise, N ile de çarpılırsa bunun çalışma zamanı N log N'dir. Ağaç yapısından faydalanarak da çalışma zamanını bulduk. Şimdi yerine koyma metoduyla yapacağız. Tabi hatırlamamız gereken şey eğer n birden büyükse yani n'in birden büyük olduğu durumda for döngüsünün çalıştığı yani buraların işlendiği durumlarda benim böyle bir denklem elde ettiğimi biliyorum. Yani 2t n bölü 2 artı n benim rekürsif denklemim oluyor. Ama n birden büyük değilse diyelim ki 1'e eşitse o zaman t1 ortaya çıkacak. T1 de 1'dir. Neden? Daha önce de anlattık. Sadece kontrol işlemini yaptığı için çalışma zamanı 1 oluyor. Bunu aklımızda tutuyoruz çünkü birazdan işimize yarayacak. Şimdi dedim ki benim çalışma zamanı fonksiyonum bu. 2 tn bölü 2 artı n. Şimdi yerine koyma metodunu kullanırsak yine her zamanki gibi. N bölü 2'yi bilmiyoruz. O yüzden tn'de n gördüğüm her yere n bölü 2 yazarsam düzenlediğimde 2, tabi burada t var. 2 tn bölü 2 üzeri 2 artı n bölü 2. Bu benim tn bölü 2'm. Bunu nerede yerine koyacağım? Başlangıç denkleminde yerine koyacağım. Çünkü ben ilk defa burada bununla karşılaştım. Bunu bulmak istiyordum zaten. Yerine koyduğumda da, tabi burası başlangıç denklemi. Yerine koyduğumda da şu şekilde. Tabi başında bir de 2 var. Sonrasında n'le toplamışız. Düzenlersem gördüğünüz gibi ikiler de sadeleşir. N artı n olarak bulunur. Hani burası 2 ile çarptık, dağıttık 2'yi. 2 üzeri 2. Burası zaten t'nin içerisinde. Sonra bir de 2n bölü 2 oldu burası. N'ler de sadeleşti. N. Bir de sonunda n vardı. N artı n. Toplamıyoruz ki örüntüleri görelim. Ki zaten bu da bizim birinci örüntümüz. Dediğimiz gibi birinci örüntümüz buydu. Benim bilmediğim yeni bir şey var. O da n bölü 2 üzeri 2'dir. Ne yapıyordum? Tn'de başlangıç denkleminde n gördüğüm her yere n bölü 2 üzeri 2 yazıyorum. Burada da görüldüğü gibi. Başlangıç denkleminde yazıyoruz. Burada değil. Şimdi Tn bölü 2 üzeri 2'yi bulduktan sonra da bu ifadeyi birinci örüntüde yazıyoruz. Tn'de değil. Devam edelim. Birinci örüntüde şunu yani tn bölü 2 üzeri 2'nin denklemini yerine yazarsam ne olacaktır? 2 üzeri 2'yi de içeriye dağıttığımda 2 üzeri 3 olacaktır. Çünkü burada da 2 var. Şöyle göstereyim. 2 üzeri 2. 2 üzeri 2 çarpı 2 daha doğrusu. 2 üzeri 3. 2 üzeri 2 çarpı n bölü 2 üzeri 2. 2 üzeri 2 çarpı n bölü 2 üzeri 2.
Daha sonra bir de ne vardı? Bunlar vardı. Şimdi sadeleştirme yaptığımda ne olacaktır arkadaşlar? Hani bunlar vardı dediğim kısım da şudur arkadaşlar. N artı M. Hani az önce burada böyle bir şey bulduk ya. Yani N artı N artı burası da 2 üzeri 2 bölü 2 üzeri 2 ne yapacaktır? Sadeleşecektir. Sadece N kalacaktır. Yani dolayısıyla ikinci örüntümüz de bu şekilde ortaya çıktı. 2 üzeri 3 de N bölü 2 üzeri 3 artı 3 tane N. Ama toplamıyoruz ki örüntülere iyice bakabilelim. Başlangıç denklemim burası. Birinci örüntüm burası. İkinci örüntüm burası. Şimdi burası 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3 diye 2 üzeri k'ya kadar gitti. K'nıncı örüntüyü bulduğumuzu varsayarsak. Burası da aynı şekilde n bölü 2 üzeri k'ya kadar gitti. Gördüğünüz gibi 2 üzeri 1'de bir tane n var. 2'de 2 tane n var. 3'te 3 tane n var. Yani bu da k tane n olacaktır. Hani ağaç yapısından da zaten bunu görmüştük. Şimdi bizim bildiğimiz bir şey daha var. Neydi? N bölü 2 üzeri k eşittir 1'di. Buradan biz k'yı bulabiliriz. Çünkü devam etmek için bizim k'yı çözümlememiz lazım. K'da logaritma n. Şimdi 2 üzeri k ifadesi de aynı zamanda n'e eşit. Yani ben buraya 2 üzeri k yerine n de yazabilirim. 2 üzeri n bölü 2 üzeri k 1'e gittiğini söylemiştik. Dolayısıyla t1'i bulduk. T1 de az önce gösterdiğim gibi 1'di. Şimdi şurayı düzenlememiz gerekiyor. K'yı bulmuştuk. Logaritma n. N ile de çarpılıyor. Yani burası logaritma n çarpı n. Düzenleyelim. N çarpı 1 n. Logaritma n çarpı n. N log n. Asimptotik notasyonların yaptığımız işlem neydi? En büyük olanı alıyorduk. Çalışma zamanını bulurken. Yani n mi büyük? N log n mi büyük? Tabii ki n log n daha büyük. O yüzden çalışma zamanı bu rekürsif denklem için n log n'dir arkadaşlar.